Merhaba arkadaşlar. Bu videoda lisans dersleri serisine devam edeceğim. Türkiye'ye gidip geldim. Bundan dolayı videolarımda bir gecikme oldu. Bunu daha önce zaten komünite postlarımda belirtmiştim. A, lisans dersleri serisini hatırlarsanız lisansta fizik bölümünde alacağınız dersleri birinci sınıftan başlayarak açıklayacak hangi içerikler öğrenmenizin faydalı olacağından bahsedecektim. Ve a, bu videoyla bu serinin 6. videosunu çekiyor olacağım. Komünite postlarımda kuantum mekaniği, elektromanyetik teori ve istatistik mekanikten bahsettim. Ancak bunlara gelmeden iki tane önemli dersi atladığımı fark ettim. Bunların bir tanesi klasik mekanik, diğeri ise a, diferansiyel denklemler ve lineer cebir olacak. Yani klasik fiziğin altyapısını ve gerekli matematiksel altyapıyı öğrenmeden öbür derslere geçmeyelim dedim zaten sizin genel e, üniversitenizde alacağınız derslerdeki işleyişte 3-4 sene boyunca alacağınız derslerdeki işleyişte buna uygun olacaktır. Bu videoda klasik mekanik dersinden bahsedeceğim. Şunu diyebilirsiniz daha önce zaten işte fizik 101'den bahsetmiştim. genel fizik dersinden bahsetmiştim. bunun farkı ne? Klasik mekanik farklı bir ders arkadaşlar ve e, çoğu üniversitede de ayrı bir ders olarak Fizik 101'in haricinde ikinci sınıfın ikinci döneminde, ikinci sınıfın ilk döneminde öğretilen bir ders. Ve e, her ne kadar içeriği işte Newton fiziğini, klasik fiziği anlatıyor olsa da e, formülasyonu ve anlatılan matematiksel çerçeve çok farklı. Ve e, çok önemli bir ders çünkü bundan sonra alacağınız ileri düzey derslerde klasik mekanikten getireceğiniz intuition yani buradan getireceğiniz içgörü ve matematiksel altyapı aslında bu dersin içeriğindeki matematiksel içgörü ve fiziksel e, anlayış olacak. Yani siz daha önce lisede klasik mekanik işte Newton denklemleri, e, Newton yasaları gördünüz. Ancak bunların ifade ediliş biçimi ve kullandığınız prensipler yeni olacak bu derste ve çok ilginç şeyler öğreneceksiniz. Hemen içeriklerden başlayayım. Elbette ilk olarak Newton kanunlarını... Momentum ve enerji gibi konseptleri öğrenmek gerekiyor. Bunları zaten e, fizik 101'de yani birinci sınıfın işte ilk döneminde ve ikinci döneminde aldığınız fizik dersinde öğrenmiş olmanız lazım. Ancak bunun tekrar bir daha üstünden geçilecek. Bu kavramlar birazcık daha e, farklı bir şekilde belki anlatılabilir. E, faz uzayı öğrenilmesi lazım. Yani e, momentumun ve gerçek uzayın oluşturduğu uzayın e, görülmesi lazım. Bu daha önce görmemiş olduğunuz bir konsept olabilir ancak bundan sonra çok karşınıza çıkacak. Ve e, bu dersin asıl ana kısmı klasik mekaniğin Lagrangian ve Hamiltonian formülasyonu. Bunlar arkadaşlar Newton'un ortaya koyduğu işte F eşittir MA diye bildiğiniz ve ikinci dereceden bir diferansiyel denklem olarak yazılan klasik mekaniğin tamamen farklı ve başka bir prensibe dayanan formülasyonları. Ve bu formülasyonlar birbirine denk formülasyonlar. Yani bu formülasyonları birbirlerine dönüştürebiliyorsunuz. Yani matematiksel olarak aynı şeyi ifade ediyorlar. Ancak farklı bir şekilde aynı fizi ifade etme yolları. Bu çok ilginç bir şey zaten. Dolayısıyla bu dersteki, bu dersi bence asıl alma amacınız bu formülasyonları öğrenmek. Çünkü bu formülasyonlar belli incelikleri ifade etmede, belli problemleri çözmede. Newton'ın işte ikinci dereceden denklemi olan f eşittir ma'dan daha etkili olabiliyorlar ve daha genelleştirilebilir formülasyonlar. Alan kuramlarına, işte klasik alan kuramlarına ve daha sonra kuantum alan kuramlarına daha iyi genelleştirilebilir formülasyonlar. Dolayısıyla Lagrange'ni, Euler-Lagrange Euler -Lagrange denklemlerini öğrenmeniz lazım ve mutlaka ve mutlaka en az hareket prensibini, en az aksiyon prensibini, the principle of least action denilen prensibi öğrenmeniz lazım. Bu fiziğin çok temelinde yatan bir prensip ve çok kabaca işte şunu ifade ediyor. Sizin eğer bir noktadan öbür noktaya giderken elbette bu uzay noktası olmak zorunda değil. Herhangi bir parametrenin bir kısmından öbür kısmına giderken alabileceğiniz birçok yol var ise Fiziksel olarak gerçekleşen yol bunların arasında action denilen bir matematiksel niceliği minimize eden yoldur diye ifade edilen bir prensip. Ve siz bu prensibi doğru kabul ederek yani aksiyomunuzu bu kabul ederek işte birçok fiziksel problemi normalde çözebileceğinizden daha basit bir şekilde çözebiliyorsunuz. Bu çok fiziğin temelinde yatan bir prensip. Daha önce belki şey görmüşsünüzdür. Fermat prensibini görmüşsünüzdür optikte. Eğer optik dersi aldıysanız. Optikteki Fermat prensibi de... ...bu pre en az hareket prensibiyle aslında denk bir prensip. Ona çok benziyor. Onun birazcık daha özel bir hali. Ve diğer bir formülasyon. Hamiltonian formülasyonu. Hamiltonian duyduğunuz zaman belki işte... ...kuantum mekaniğindeki Hamiltonian'ı düşünebilirsiniz. O buradan geliyor. Ve... Simetriler ve korunum yasaları çok önemli. Bu Lagrangian ve Hamiltonian formülasyonlarını kullanarak e, klasik mekani ifade ettikten sonra çeşitli fiziksel sistemlerin simetrilerini kullanarak oralarda hangi niceliklerin korunduğunu görebileceksiniz. Bu çok elegan, fiziğin yine çok temelinde yatan bir şey. İşte zamanı ters çevirdiğimizde aynı fizik gerçekleşiyor mu? Uzayda... Ne gibi simetrilere sahip bu sistem ee, gibi soruları sorduğunuzda e, ve bir sistemi bu simetrilere bakarak incelediğinizde belli genel geçer kuralların olduğunu görüyorsunuz ve her bir simetrinin bir korunum yasasına denk geldiğini görüyorsunuz. Mesela işte bir sistemi siz zamanda ileri götürseniz de geride götürseniz de aynı şey ortaya çıkıyorsa yani zamanda geri gitme simetrisi varsa bu sistemin enerjisinin korunduğu gibi bir yasa var mesela. Ee, ve bu yasalar nöter yasaları, nöter teoremleri olarak geçiyor. Ve bunlar da fiziğin gerçekten çok temelinde olan çok güzel ve elegan prensipler. Bunları da bu derste öğrenmeniz lazım. Başka bir içerik kısmında önemli bir bölümde salınımlar yani oscillations denilen bölüm ve işte harmonik oscillator ve rezonans prensibi. Bunlar da gerçekten çok önemli konseptler. Çünkü bunlar fiziğin gerçekten çok temelinde yatan konseptler. Yani nereye giderseniz gidin, elektromanyetik teoride bunu göreceksiniz, kuantum mekaniğinde de göreceksiniz, kuantum alan kuramında da göreceksiniz. Hatta işte özelleşmiş herhangi bir problemi çözerken, atomik fizikteki bu problemi çözerken bazen onu mesela harmonik osilatöre benzeteceksiniz. Onun rezonansları size bir şey ifade edecek. Dolayısıyla bu prensipleri öğrenmeniz, bu kavramları öğrenmeniz çok önemli. Diğer bir konuda Uh, calculus of Variations yani değişen niceliklerin kalkulusu. Siz işte bir fonksiyonu aldığınızda o fonksiyonu belli bir nicelik ile parametrize ettiğinizde o parametrenin ufak değişimleri bu fonksiyonun ne gibi değişimlerine yol açıyor gibi mesela fiziksel şeylere de çok uygulanabilir bir kalkulusun uh, bir alt dalı. Bunu da bu derste göreceğinizi düşünüyorum. E, bu derste birazcık daha ileri düzey bir Ders alırsanız belki işte klasik alan kuramlarına bir geçiş yapabilirsiniz. İşte Lübül Teoremi, Poisson Braketleri gibi konuları da inceleyebilirsiniz eğer bu bahsettiğim daha önceki şeyleri öğrendiyseniz. Ancak bunlar birazcık daha ileriki konular oluyor. Bu dersin öneminden bahsedeceğim her zaman bu lisans dersleri serisinde söylediğim gibi. Zaten biraz önce de söyledim daha önce öğrendiğiniz lisede ve üniversitede birinci sınıfta gördüğünüz aslında konunun klasik mekaniğin matematiksel olarak çok daha elegan bir şekilde ifade edilişini göreceksiniz. Bu açıdan önemli. Ve aynı fiziği çeşitli birkaç prensibe dayanarak ifade etmeyi göreceksiniz. Bu da aslında sizin fizikçi olarak gelişiminizde çok önemli olacak bir şey. Çünkü aynı gözlemleri açıklayan Fiziğin tek bir şekilde ifade edilmesine gerek olmadığını göreceksiniz. Ve e, klasik fiziğin, Newton fiziğinin çok güzel ve matematiksel olarak elegan ve kısa bir formülasyonunu görmüş olacaksınız. Yani sizi birçok hesap kalabalığından kurtarabilen ve olaylara işte simetriler cinsinden mesela daha yüksek seviyeli bakabileceğinizi gösteren, belli şeyleri öğreneceksiniz. Bu açıdan çok önemli. Yine bunlar da sizin fizikçi olarak gelişiminizde çok önemli. Az önce bahsettiğim fiziğin en önemli prensiplerinden bir tanesi olan en az aksiyon, en az hareket prensibini öğreneceksiniz. Ve bu prensipler daha sonra sizin işte kuantum mekaniğinde her zaman karşınıza çıkacak. Mesela işte Hamiltonian formülasyonunu, Poisson braketlerini anladığınız zaman işte kuantum mekaniğinin Hamiltonian'e dayanarak ...ifade ediliş biçimini daha rahat anlayabileceksiniz. İşte Poisson braketlerini gördüğünüz zaman... ...diyelim ki işte Heisenberg'in belirsizlik ilkesinin... ...bir yazılışı olan işte e, komütatörleri daha iyi anlayacaksınız. Çünkü bunlar aslında birbirinin e, çok benzerleri. Ve işte Lagrangian formülasyonunu gördüğünüz zaman... ...bu sefer kuantum mekaniğinin Feynman'ın Feynman icat ettiği işte... Yol integrallerini path integral denilen formülasyonunu anlayacaksınız. Yani kuantum mekaniğinde işte bakıyorlar Hamiltonian formülasyonunu kullanarak klasik mekanikteki e, biz kuantum mekaniksel işte sistemleri inceleyebiliriz diyorlar. İşte Feynman da diyor ki Lagrangian formülasyonunu kullanarak da bu sistemleri inceleyebilirsiniz. Aynı şeyleri çıkartırsınız ama iki farklı formülasyonu kullanarak aynı şeye bakmak çok faydalı. Çünkü bazen bir tanesi çok daha kolay olduğu ortaya çıkabilir. Bir tanesiyle sayfalarca sürecek bir hesabı başka bir formülasyona çok daha hızlı yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda size farklı içgörüler de katabilir hesap kolaylığının haricinde. Ve tabii ki bu dersle birlikte klasik alan kuramlarına geçiş yapmış oluyorsunuz. Klasik alan kuramları işte genel görelilikte, elektromanyetik teoride ki elektromanyetik teori de bir klasik alan kuramıdır. Bunları anlamanızda da size çok yardımcı olacak. İşte elektromanyetik teori dersinde mesela elektromanyetik alanın Lagrange'ini yazacaksınız. O aşamaya geldiğinizde işte Lagrange nedir dememeniz lazım. Dediğim gibi ben atomik fizikte mesela salınımları ve harmonik osilatörü çok kullandım. Hatta bazen kuantum mekaniksel problemleri çeşitli klasik içgörüleri izleyerek mesela çözdüm. Dolayısıyla bu prensipler çok temelde yatan prensipler. Ne yaparsanız yapın. Yani işte deneysel atom fiziği de yapsanız, işte gravitasyon da çalışsanız, işte klasik alan kuramlarını bilmek, salınımları anlamak, işte en az hareket prensibini öğrenmek sizin çok çok işinize yarayacak. Bu açıdan çok önemli bir ders. Şimdi nasıl çalışılırdan bahsedeceğim. Klasik mekanik çok iyi anlaşılmış ve üzerine çok güzel kitaplar olan bir konu. Dolayısıyla kitapları detaylıca okumanız ve problemleri çözmeniz çok önemli. Daha önceki derslerde de söylemiştim yani problemleri çözmek gerçekten önemli arkadaşlar. Üniversitede de böyle. Çünkü problemleri çözerken aslında birçok konsepti bir araya getirmeniz gerekiyor ve sizin bunları bir araya getirip işte bunları lojiksel logiksel bir açıdan bir araya koyabilip koyamayacağınızı gösteriyor. Ve nereleri mesela iyi anlayıp anlamadığınızı da görmüş olacaksınız. Ve çeşitli birçok problemi çözdüğünüzde bu size bir çalışan bir hafıza verecek. Yani çeşitli problemlere yeni bir problem gördüğünüzde nasıl atak yapmanız gerektiğini anlayacaksınız. Klasik mekanikte bazen matematikte kaybolabilirsiniz. Klasik mekanik matematik açısından detaylı ve ağır bir ders. Ancak yani işte çeşitli problemlerde önünüze zor bir matematik çıkabilir. Ancak dersin bence asıl özü işte o karmaşık geometrilerden kaynaklanan mesela ortaya çıkan diferansiyel denklemler veyahut e, karmaşık denklemler değil. Bence asıl özü dersin fizikte her zaman karşınıza çıkacak prensipleri iyi anlamanız. İşte simetriler, en az hareket prensibi bunları mesela anladığınız zaman bu sefer bunu her problem uygulayabilirsiniz. Her problem çünkü bu temel şeylerin üstünde olmak zorunda. Yani bu temel şeyleri ihlal edem edemez. Yani bir probleme baktığınızda onun içinde çok detaylı bir matematik olabilir. Onun üstüne çok vakit harcayabilirsiniz ama onu bir daha hayatınızda görme ihtimaliniz çok daha düşük. Ancak bu temel şeyleri anlarsanız ve bu fundamentals denilen yani en derinde yatan ...kavrayışlara sahip olabilirseniz bu derste... ...bunlar sizinlerde ileride çok işinize yarayacak. Dolayısıyla matematikte kaybolursanız... ...karşınıza çok zor şeyler çıkarsa... ...matematiksel açıdan... ...bu sizi um, korkutmasın. Hiç problem değil. Um, şey söyleyeceğim. Bu dersin çok iyi anlatıldığı bir online ders var. Bu Leonard Susskind'i duymuşsunuzdur. İşte Stanford Üniversitesi'nde teorik fizikçi. Onun uh, verdiği bu teorik minimum derslerinin bir tanesi de klasik mekanik dersi. Onun linkini aşağı ekleyeceğim. Daha önce de zaten benim web sitemde bunun linki vardı. E, dersi çok güzel bir ders. Birazcık daha ileri düzey yani lisans üstünde bir ders. Ama matematiksel olarak çok rigorous yani çok katı matematiği kullanmayan bir ders. E, fiziksel içgörüyü vermeye çalışan bir ders. Dolayısıyla her ne kadar lisans üstü bir ders olsa da bence lisans öğrencisinin çok iyi ...takip edebileceği bir ders. Açıkçası ben de... ...klasik mekaniği bu dersten öğrendim. E, ve çeşitli kitapları okuyarak öğrendim. Dolayısıyla bu ders çok tavsiye ederim. Şimdi kaynaklar... E, ...olarak da... Ha, ...bir de şey, e, bu David Tong... ...diye bir fizikçi var... E, ...Cambridge Üniversitesi'nde. Onun fizik notları var. O fizik notlarına da bazen bakıyorum. E, Burada klasik dinamik... ...denilen bir bölüm var. O klasik dinamik bölümünün altındaki derslerde ...aslında bu konuları kapsıyor... Onun da linkini aşağıda göreceksiniz. David Tong'un başka dersleri de var. Onları da web sitemde koydum. Oradan inceleyebilirsiniz. Dört tane kitap önerisi yapacağım bu ders çalışmak için. İlk iki tane, ilk ikisi çok önemli. Hem çok iyi yazılmış, hem çok pedagojik, hem de çok güzel problemler olan iki tane kitap. Bir tanesi David Morin'in ki Harvard'da ders veren bir hoca. Çok iyi kitap yazan bir insan ve çok iyi ders anlatan bir insan. David Morin'in Klasik Mekaniğe Giriş, Introduction to Classical Mechanics kitabını çok öneririm. Ve John Taylor'ın yine Classical Mechanics de, e, kitabını çok öneririm. İkisi de çok pedagojik, kapsamlı, lisans için çok uygun, e, çok güzel problemler olan iki tane kitap. Diğer iki e, kitapta da e, daha ileri düzey diyebileceğim, matematiksel olarak daha elegan, daha fazla konuyu bulabileceğiniz ancak ilk defa öğreniyorsanız belki de en iyi olmayacak kitaplar. Bunun bir tanesi Goldstein'ın klasik mekanik kitabı. Diğeri de meşhur Rus teorik fizikçi Landau'nun teorik fizik dersleri serisinden olan mekanik kitabı. Onu da yanımda getirmiştim Türkiye'den gelirken. Bu kitap Course of Theoretical Physics'in ilk cildindeki mekanik kitabı. Gördüğünüz üzere şu kadar bir kitap. <laughs> yani çok ince bir kitap. Ancak istediğiniz her şey burada var. Yani 150 sayfa yaklaşık bir kitap. Çok hoş bir e, kitap aynı zamanda e, Landau'nun biyografisi de var başında tavsiye ederim. Direkt Lagrangian formülasyonu ile başlıyor. E, salınımlara burada da çok önemli yer veriyor. Salınımlar bölümünü özellikle tavsiye ederim. E, ve e, Landau'nun kitabında genel olarak şöyle bir kural vardır Landau'nun fizik dersleri serilerinde. Yani çok fazla gereksiz cümle bulamazsınız kitaplarında. Çok Öz, özlü yazılmış kitaplardır ama ağır kitaplardır. Ama bakmanızı tavsiye ederim, çok güzel bir kitap. Aa bu dersle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomda diferansiyel denklemler ve lineer cebirden bahsedeceğim lisans derslerine dair ve bununla birlikte ana omurgayı bitirmiş olacağız ve klasik mekanik, kuantum mekanik, e, özür dilerim. Kuantum mekanik, elektromanyetik teori ve istatistik fiziğe. Ondan sonra e, geçeceğim. Ve bir de şey söylemek istedim. Şu an işte yaklaşık 19.000 aboneye yaklaştık. 20.000 abone olduğu zaman bir canlı yayınla bir soru cevap videosu yapmak yapmayı planlıyorum. E, onun için de buradan başlatayım geri sayımı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim.